Ya bir yandan nasıl diyeyim? Dedemi hiç ömrümde o kadar mutlu görmemiştim. Melia teyze de öyle. Of, ne kadar tatlıydı. Ya ne yapacağız biz Sinan? Nasıl söyleyeceğiz? Ya pardon, Pelin'i arıyorum da. Bak bu arada bu filmi aldım. Hani hep merak ediyordun ya, evde izleriz diye düşündüm. İkinizi de çok seviyorum. Bu adamı çocukluğumdan beri tanıyorum. Kim kızım? İkinizi de seviyorum. Bunu kimseye söylemedim. Annemle babamla. Şey ya, kombi tamircisi. Bunlar da zırt pırt arıyorlar yani. Ya beni de arıyorlar ikide bir. Geçen en son dayanamadım dedim. Kardeşim adım başı dükkanı icabında ben bulurum sizi. Banta konuşuyormuşum. Sonra arayacağım. Malum. Nereye? Pelin'e. Nasıl yani, evine mi? Hı. Ya aradım açmadım muhtemelen ailesi yüzünden. Yani benim onu görmem lazım. Uyuyamam yoksa. Eve gidelim, film izleyelim falan diyordum. Yani eve biz gidelim. O yine ararsa arar. Ya görsem daha iyi. Sen tek başına izlesen olur mu? Bu arada ben Serkanlara söyledim. Onlar çıkarken seni bırakacaklar. Ha bu arada ya unuttum, kusura bakma. Araya bir sürü şey girdi, konuşamadık. Ne yaptın? Neyi? Ne demek neyi Rüzgar? Ya aşık oldum dedin ya, açılacaktın çocuğa, konuşacaktın. Ne yaptın, açılabildin mi? Hala aynı. Peki, iyi. Bir ara tanıştı da belki bir yardımımız dokunur. Tamam. Ya hadi kaçtım ben. Pembe çok yakışmış. Babandan uyudu, uyuyacak sanki. Neredesin? Söylersem ne heyecanı kalacak? Ay anne, benim de çok uykum geldi ya. Aa, yatıyor musun kızım? Hı. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ha bir de şey yapayım ben, yatmadan çöpü atayım da kokmasın şimdi. Ama sen ne atacaksın canım, Zübeyir atar. Hiç ya. Hem şöyle bir hava almış olurum. Sen otur otur. Yok sen hiç zahmet etme Zübeyir, ben atarım. Zaten orada böyle şey kedi yavruları vardı. İyice alışmışlar eve, ben onları yemekle bırakırım. Geçen gün onlara ben bir göründüm. Ya alıştırmayın onları be. Ne yaptın, ne yaptın? Sevdim ya seni. Ne olur tatlı şeyler onlar ya. Aman yani aman Zübeyir, sakın korkutma. Ben zaten bir iki tanesini eve almayı düşünüyorum onları. Ay sokaktan hayvan mı alınır canım? Alacaksak cins bir şey alalım yani. Hmm. Ailemize yakışan bir şey olsun diyorsun. Evet Rıza, yakışan bir şey olsun. Hayvan evde istemem ben. İstiyorsanız köpek alırız, bağlarız bahçeye. Oo, Alman kurdu olur değil mi başkanım? Ha, olur. Bak kangal da olur. Öf. Yakışır. Adana'da çiftlikte var işte, oraya gidince seversiniz canım. Aa. Biz nereden geldik bu konuya? Ne bileyim işte öyle.
Seni almaya geldim. Ya söyleseydin ya dediğin yere gelirdim ben. İşte telefonu açsaydın söyleyecektim. Ne ya? Çocuk gibi. Yıllar önce fark etseydiniz küçük hanım, bazı şeyler içimizde kalmazdı. Şimdi de böyle çocuk gibi buluşmak zorunda kalmazdık. Kıyamam. Madem kıyamazsın, hadi yürü gidiyoruz. Nereye? Baş başa kalabileceğimiz bir yere. Ne yapayım? Geç buldum seni. Her an yanımda ol istiyorum. Aa! Ya gördün, sabah buluşalım. Ben Filya'ya gelirim. Ya annem babam içeride şimdi olmaz. Vay! Bana çocuk diyene bak hele. Sen böyle geceleri dışarı çıkarken ailenden izin mi alıyorsun bakayım? Sen bekle burada. Ben 5 dakikaya geliyorum. Senin bu inat hallerin bazen o kadar çok işime yarıyor ki. Nereye? Dışarı. Kızım, bu saatte dışarı mı çıkılır? Nereye çıkıyorum ya? Sen değil, seninki dışarı çıkıyormuş. Millet yatmaya gidiyor, bu dışarı çıkıyor, iyi mi? Evladım, dürttüler mi seni? Kır dizini otur, oturduğun yerde biz de huzursuz etme ya. Ay farz edin, ben Paris'teyim ve hiç dönmemişim. Bu şekilde hayatlarınıza devam edebilirsiniz. Ha, oldu canım. Hemen öyle düşünelim biz de. Anne, yani biz bu işleri üniversite yıllarında halledemedik mi? Yani ne bu hesap sormalar filan? Kızım, gönül işlerindeki hatalarını görünce halledemediğimizi anladık. Ayrıca burası benim evim. İstediğim saatte girer, istediğim saatte de çıkarım. Gönül işlerim de beni ilgilendirir. Rıza, sen de bir şey söylesene. Ay durduk yerde asarsın kesersin. Olmadık zamanda böyle modern baba oldun. Nesine bir şey söyleyeyim ki? Küçük hanım kestirip attı işte. Siz demediniz mi iyi ol da nasıl olursan ol diye? Ben de iyi olmaya çalışıyorum işte. Aman neyse ya, üzerime gelmeyin. Bu birdenbire döndü geldi ya. Bence bu aşçı yüzünden. Yok, onu sildi o. Gayet emin. Sen güven bana, ben insan sarrafıyım. Bu yaşadıklarımız gerçek mi? Dizelere saklamıyorum artık saçlarını. Bir saçı ürkekliğiyle bakmıyor artık gözlerimiz birbirine. Artık hüznün değil, mutluluğun şiirini yazıyorum. Ve ömrümü ömrüne katmaya çalışıyorum sadece. Onu yeni mi yazdın? Biz Sapanca Gölü'nün kenarındayken, daha doğrusu senin uyuyup, benim de seni seyrettiğim sabah. Sadece ikimiz olur mu? Sen bana şiirlerini fısılda. Denizin sesi eşlik etsin sana. Kimse dokunmasın bize. Sonsuza kadar böyle kalalım. Öyle olacak zaten. Yeter ki biz birbirimize güvenelim. Ve hep birlikte kalalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.